Arapça, başka bir dille konuştuğumuz zaman sesimizi kısıyorlar. Özellikle Kürtçe konuşulduğu zaman bilinmeyen dil diyorlar. Ya daha bundan büyük ötekileştirme var mı? 1000 yıldır bu topraklarda konuşulan ve konuşulmaya devam edilecek bir dile bilinmeyen dil diyenler daha nasıl ötekileştirecek? Daha ne yapacaklar? İnşallah hep birlikte bu ötekileştirmeye karşı en büyük yanıtımızı vereceğiz. 38'de katlederek sürdüler. 94'lerde belki burada yaşayan birçok halkımız bilir, köylerimizi yakarak, bizleri sürgün ederek, köyleri zorla boşaltarak buradan göçertmeye çalıştılar. Şimdi de Dersim'i insansızlaştırmak istiyorlar, Kürtlersizleştirmek istiyorlar. Dersim'de istiyorlar ki diline, kültürüne, kimliğine, onuruna sahip çıkan kimse kalmasın. Ama biz biliyoruz ki Dersim halkı 38'lerden günümüze kadar asla pes etmedi. Asla coğrafyasını, kimliğini, kentini bırakmadı. Yine devam edecek, kentine, toprağına sahip çıkarak bunlara en iyi yanıtı verecektir. Başta biz olmak üzere her bir arkadaşım. Onların işkencesini de, zindanını da, onların emniyetini de, onların kamerasını, fotoğrafını, her şeyini gördüler. Korku iklimi sona erdi.
Bugün emin olun ki Dersim 6. 7. gezdiğim kent ilçeleriyle, beldeleriyle onlarca böyle buluşma yaptık. Emin olun her yerde muazzam bir direniş, muazzam bir sahiplenme, muazzam bir istenç. Herkes diyor ki bizim olanı almak için 27 gün kaldı. Gün sayıyorlar inşallah 31 Mart'ta Kürsan her yerinde bizim olanın, sizin olanın, emekçilerin, yoksulların, Türklerin, Alevlerin olanı geri alacağız. Emin olun. Tekrar halkın evi, halkın kapısı yapacağımıza söz veriyoruz. Yani bu JITEM dediğimiz davası israf tarafından cezasızlıkla karar verilip Yargıtay'a gönderildi. Yani ne var? 100 yıldır Kürt'ü katletmek, öldürmek, yoksullaştırmak, Gürcistan doku gibi Dersim'in dört bir yanı kameralarla doludur ama henüz bulunamadı. Henüz akıbetini bilmiyoruz. Yargı eliyle Kürt'ü öldürmek, kaybetmek, Kürt'e zulüm etmek, köyünü yakmak, faili meçhul cinayetler uygulamak cezasızdır diyor. Peki bu Kürt halkı, emekçiler, ezilenler bunu görmeyecek mi, bilmeyecek mi? Emin olun. Bir gün parlamentonun üçüncü partisi olacağımızı kimse tahmin etmiyordu. Yüzün üzerinde belediye alacağımızı kimse tahmin etmiyordu. En iyi hizmeti sunacağımızı kimse tahmin etmiyordu. Bir gün yönetim olduğumuzda onların katlettikleri, yok ettikleri, faili meçhul cinayetlerle ortadan kaldırdıkları, talan ettikleri doğamızın, dilimizin, kültürümüzün hesabını bunlardan soracağız. Bizim için Dersim DEM Parti'dir. DEM Parti Dersim'dir. Emin olun. Sizin coşkunuz renkleriniz gibidir. Biz aynı Dersim gibiyiz. Bir dörtlük var. Onu sizlere okuyacağım. Çünkü hangi dağ efkarlıysa biz oradayız. Perişan edilen her şey bizimdir. Yağmur oluyoruz, kuruyan ırmaklara akıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da yine ezilenin, emeklinin, geçinemeyenin, ücretini ödeyemediği için ulaşımı kullanamayanın, faturasını ödeyemeyenin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Demokratik yerel yönetimler, pratiğimiz var, anlayışımız var. Kayyumlar tarafından kesintiye de uğransa siz de bazılarını yaşadınız, gördünüz. Bundan sonra kesintisiz bir şekilde demokratik, toplumcu, halkçı, yerel yönetimde pratiğimizi arkadaşlarımızla birlikte, Dersim ittifakıyla birlikte burada hayata geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Deprem için önlem almak öyle oturup kuru pastayla, çayla sohbet etmek değil. Depremle gerçek anlamda bence güvenlik önlemlerini almak için bir çaba içerisinde olmak gerekiyor. Bu Huzur Dağı'nda 150'den fazla maden sahası açtılar dedik. Emin olun biz geldiğimiz zaman o ruhsatlar nasıl iptal edilecekse, nasıl yok sayılacaksa arkadaşlarımızla bir elimizde gelen çabayı ortaya koyacağız. Resmen Dersim'den İliç'teki katliama davetiye çıkarıyorlar. İliç'in mimarı İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. Ransal dönüşümün altına imza atan vatandaş oradan aday olmuş. Biz de onun karşısına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepri ile çıktık. Ransal dönüşümcülere bu İliç katliamını altında imzası bulunanlara inşallah her yerde gerekli olan cevabı hep birlikte vereceğiz. Değerli arkadaşlar, evet bazı şeyler zor oluyor. Yoğun tartışmalar sonucunda oluyor. Birbirini anlamakla oluyor. Fedakarlıkla oluyor. Dersim'de Dersim ittifakını kurduk. Bu ittifakta emeği geçen, katkısı geçen, bu ittifakın oluşması için ter döken bütün arkadaşları bir kez daha buradan saygıyla selamlamak istiyorum. Dersim ittifakı talana karşı bir ittifaktır. Dersim ittifakı Dersim'in devrimci kimliğinin ittifakıdır. Dersim'in tarihsel geçmişinin ittifakıdır. Eminim ki bu ittifak Dersim'e gerekli olan hizmeti, gerekli olan çabayı ortaya koyarak
gerçekten dersimi ittifaklar konusunda Türkiye'de önemli bir model yapacaklar. Bizler bir üzüm parçasını 40 canla paylaşan yoldaşların geleneğinden gelen insanlarız. Emin olun, Dersim'in bütün değerlerini Dersim halkıyla, Dersim emekçileriyle paylaşmasında bir üzümü 40 parçaya bölerek paylaşan yoldaşların yolundan gidenler kararlı bir şekilde yerine getireceklerdir. 1 Nisan itibariyle Dersim'de yine çok dilli, çok inançlı belediyeciliğe başlıyoruz. Birçok belediyemizde çok dilli belediyeciliği uyguladık. Burada da tekrar uygulamayı arkadaşlarımız aracılığıyla devam ettireceğiz. 25 yıllık gelenekten geliyoruz. Bizde rant yok, usulsüzlük yok, yolsuzluk yok. Rantçılık, usulsüzlük, yolsuzluk yapan arkadaşlarımızın en başta biz yakasını tutarız. Bu halkın değerlerine, kimliğine, çoklu yapısına uygun bir dil, hizmet üretmeyen arkadaşların sizden önce biz yakasını tutarız. Nasıl aday oluyorlarsa öyle çekmesini de biliriz. Emin olun, en başta Dersim'deki arkadaşlarımız, daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında aday yaptığımız bütün arkadaşlar için bu prosedür geçerlidir. Halkımızın memnun olmadığı, halkımızın değerlerine, halkımızın inancına, diline, geleceğine dönük bir eksiklikte onların yakasına yapışacak olan biziz ve sizlere söz veriyoruz. Şimdi bu başı seccadede, eli semada, aklı haramda ilede olanlar Dersim'e de kaçak seçmen taşıyorlar. Elazığ'dan getiriyorlar, buradan oy kullandıracaklar. Dersim halkının iradesini gasp edecekler. Şimdi bak nasıl biz arkadaşlarımızın yakasını tutma konusunda, İzmir belediyecilik konusunda sizlere söz verdiysek, sizler de bu ilekarlara, bu kaçak seçmen taşıyanlara karşı birlik olmak, birlikte olmak, hak seçmen taşımak gibi bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Lütfen Dersimli olup, Dersim'de oy kullanması gereken ama yurt dışında olan, ama metropolde olan bütün arkadaşlarımızı bugünden tezi yok, telefon rehberlerinize bakarak arayın, çağırın. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan canlarımız varsa en yakın DEM Parti ilçe ve il örgütlerine gitsinler. O sıcak demli çaydan içsinler, biletlerini alıp oylarını kullanmaya gelsinler. Meyvesini Dersimler, emekçiler, yoksullar, Aleviler, Kürtler, burada yaşayan herkes yiyecek diyor. Hepinizi bu coşkulu karşılamadan, bu pırıl pırıl duruşunuzdan dolayı tekrar kutluyor. Bu karşılamadan dolayı teşekkürlerimi iletiyor. Fabrikalarda, sokaklarda, parlamentoda, yaşamın neresinde olursa olsun size layık olacak, taleplerinize layık olacak bir pratik ortaya koyacağız.